Herkese merhaba. Bu derste adverblere yani Türkçedeki haliyle zarflara bakacağız. Bir önceki derste ejektivlere sıfatlara bakmıştık. Farkı ne? Farkı şu. Ejektivler isimleri tanımlıyor. Adverbler genel olarak fiilleri tanımlıyor. Genel olarak diyorum çünkü sadece fiilleri tanımlamıyorlar. Aslında aynı zamanda ejektivleri yani sıfatları da tanımlayabiliyorlar. Ama bu başlangıç seviyesi bir kitap olduğu için henüz buna yer vermiyor burada. Sadece sırası geldiğinde birkaç tane örnek vereceğim size. Ama genel anlamda şöyle düşünebilirsiniz. Adverbler bir şeyin nasıl yapıldığını anlatır. Yani doğal olarak fiili tanımlar. Eğer ki sıfat kullanıyorsam ismi tanımlıyorumdur. Adverb kullanıyorsam fiili tanımlıyorumdur. Ama bazı istisnalar var. Yeri geldiğinde söyleyeceğim. Şimdi ne demiş? He ate his dinner very quickly demiş. Yemeğini çok çabuk yedi, çabukça yedi anlamında. Quick çabuk demek, quickly çabukça anlamında. Adverb yaparken dikkat edin genelde L'ye eki geliyor. Quick, quickly yani çabuk çabukça. Bad kötü, badly kötü şekilde. Sudden ani, sudden ne aniden demek. Hep böyle L'ye getirerek adverb yapıyoruz bunları. Şimdi burada ne demiştik? He ate his dinner very quickly demiştik. Yemeğini çabucak yedi. Burada bir ate fiili var. Bunu tanımlıyorum. Yemeğini nasıl yedi? Çabucak yedi. Bu şekilde düşünebilirsiniz. Nasıl, ne zaman, ne kadar gibi sorulara cevap verdiğimiz şeyler, fiiller için sorduğum sorulara cevap verdiğimiz şeyler adverb oldu. Bu cümlede suddenly dışarı fell down demiş. Fall down düşmek demek. Fell down ikinci hali. Shelf de burada gördüğünüz gibi raf. Suddenly aniden demek. Bu suddenly cümlenin sonunda da alabilirsiniz. Yani şöyle dışarı fell down suddenly diye de yapabilirsiniz. Ne demek peki? Suddenly aniden demek. Raf aniden düştü demek. Raf düştü. Nasıl düştü? Ne zaman düştü? Aniden düştü. Yani nasıl düştüğünü tanımlıyor. Fiili tanımlıyor yine aynı şekilde. Altta ne demiş? Quickly and suddenly are adverbs demiş. Zaten söylediğimiz şey quickly ve suddenly zarftırlar. Peki nasıl yapıyoruz bu zarfı? Adjective plus ly getirir bize yani l'ye getirir bize. Alın size adverb oluyor. Şu şekilde. Quick çabuk demek. Quickly çabucak. Bad kötü, badly kötü şekilde. Sudden ani, suddenly aniden. Careful dikkatli, carefully dikkatli şekilde. Heavy ağır ve yoğun demek. Heavily genellikle yoğun şekilde anlamında çıkacak. Ağır şekilde değil de yoğun şekilde anlamında karşınıza çıkacak cümlelerde. Yoğun şekilde de kastım şu, şurada gösterdiği gibi aslında it's raining heavily. Yoğun bir şekilde yağmur yağıyor ya da it's snowing heavily. Yağmur ve kar yağmasından bahsederken, yoğun yağmasından bahsederken heavily şeklinde kullanabilirsiniz. Rain burada bir fiil olduğu için, yağmur yağmak fiili olduğu için o yüzden adverb kullanıyorum. Ne demiş peki burada B'de açıklamada vermiş. Adverbs tell you how something happens or how somebody does something. Bu cümleden ne anlıyorsunuz? Hemen açıklayalım. How something happens bir şeyin nasıl meydana geldiğini açıklar. How somebody does something birinin bir şeyi nasıl yaptığını açıklar. Tell you demek anlatmak yani açıklamaktan bahsediyor aslında. How something happens bir şeyin nasıl olduğunu. How somebody does something birinin bir şeyi nasıl yaptığını. Şöyle karman çorman gidiyorum. Birinin bir şeyi nasıl yaptığını diye Türkçe ile uyumlu şeyler değil. Grameri uymuyor İngilizcenin. Ama anlamı bu demek. Şimdi örnek cümleler vermiş. Birinin nasıl bir şey yaptığını ya da bir şeyin nasıl olduğunu dair örnek cümleler var. The train stopped suddenly demiş. Stop fiilinden bahsediyorum. Durmak. Tren aniden durdu. Nasıl durdu? Aniden. I opened the door slowly. Birinin bir şeyi nasıl yaptığından bahsediyorduk. Kapıyı yavaşça açtım. Slow yavaş, slowly yavaşça. Nasıl açtım? Yavaşça gibi. Please listen carefully. Lütfen dikkatlice dinle. I understand you. Bu fiilleri zaten hep bold şeklinde yapmış. I understand you perfectly. Seni mükemmel şekilde anlıyorum demek. Bu bölümde compare diyor. Yani karşılaştıracağız. Bu kısım adjective kısmı olacak. Bu kısım da adverb yani zarf kısmı olacak. Bakalım benzer cümleler veriyor çünkü. Demiş ki she is very quiet. Quiet sessiz demek. O çok sessizdir demek. Be fiiliyle kullanıyorum. Dikkat edin. Am is are be fiilidir. Am is are olabilir. Was were olabilir. Sadece be fiili olabilir. Have been has been olabilir. Burada be fiili izle quiet kullandım. Adverb de yani birinin nasıl olduğundan bahsediyor. Suyu tanımlıyorum aslında. Adverb ise suyunun bir şeyi nasıl yaptığını tanımlarken kullanıyorum. Sue speaks very quietly demiş. Speak fiili var. Burada fiili tanımlıyorum. Çok sessiz konuşur demek. Burada o çok sessizdir. Very quiet. Çok sessiz konuşur derken very quietly şeklinde yapıyorum. Bir fiil varsa eğer adverb şeklinde kullanıyorum.
Sonrasında be careful demiş. Be fiilinin direkt be olarak kullanmış. Imperative deniyor buna. Emir cümlesi deniyor. Be careful, dikkatli ol demek. Sonrasında listen carefully, dikkatlice dinle demek. Bir fiil olduğu için, listen fiili olduğu için carefully şeklinde kullanıyorum. L'ye eki getiriyorum sadece, dikkatlice demek. Sonrasında it was a bad game. Yine aynı şekilde be fiili kullanıyor. Dikkat edin, be fiiliyle adjective'leri kullanacağız. Be fiilini her zaman anlatıyorum ama kısaca tekrar söyleyeyim, çok önemli çünkü. Irregular verb'leri düşünün, düzensiz fiilleri. Birinci, ikinci, üçüncü hali var mesela go, went, gone gibi. Be fiili de aynı şekilde bir düzensiz fiildir. Ama bunun bir de sıfırıncı hali var. Sıfırıncı hali be fiili. Birinci hali am is are. İkinci hali was were. Üçüncü hali ise have been has been şeklinde gidiyor. Bunları görürseniz eğer am is are, was were, have been has been, bilin ki bunlar be fiilidir. Tek başına be diye karşınıza çıkabilir. Yani sıfırıncı haliyle de karşınıza çıkabilir. Tek başına da olabilir, will be olabilir, can be, may be, must gibi, must be gibi modullarda da kullanılabilir. Burada da aynı şekilde önce birinci haliyle kullandı, isle, sonra sıfırıncı haliyle kullandı, sadece be yaptı. İkinci haliyle kullandı, was diye yaptı. Bir de önce şu cümleye gidelim ya da it was a bad game dedi, kötü bir oyundu. Oyundan bahsediyorum, sadece oyunu tanımlıyorum. Our team played badly. Takımımız kötü şekilde oynadı demek. Biz Türkçe'de kötü şekilde demeyiz. Kötü oynadı deriz. Zarf kullanmayız. Ama burada bu şekilde kullanmamız gerekiyor. Eğer ki fiil varsa badly diye yapmam gerekiyor. Şimdi sadece be fiiliyle kullanılmıyor mu adjective? Bir önceki derste görmüştük. Bazı fiillerle de adjective kullanabiliyoruz. En sık kullanılanlarsa şunlar. Feel, hissetmek. Hissetmek fiilinden sonra adjective kullanır. Adverb değil. Feel, hissetmek. Look, bakmak anlamında değil, yalnız görünmek anlamında. Aynı şekilde seem. Sonrasında sound, sesi şöyle geliyor, kulağa şöyle geliyor anlamında. Smell ve taste. Bu fiillerden sonra adverb değil, adjective kullanılıyor. Bu yüzden burada da I felt, feel'in ikinci hali felt, hissetmek. I felt nervous diye yapıyoruz. Gergin hissettim demek. Nervously diye bir şey kullanmıyoruz fiille. Nervously nerede kullanıyorum? Burada kullanıyorum. I waited nervously. Gergin bir şekilde bekledim demek. Burada nervous kullanmam tek sebebi feel'dan kaynaklı bir şey. Bir fiil evet ama istisnai bir fiil. O yüzden adjective şeklinde kullanıyorum. O da gergin demek. Ya da I was nervous ile aynı şey aslında. Açıklamasına vermiş. I felt nervous, gergin hissettim. Ya da I was nervous, gergindim demek. Şimdi C'de başka şeyler vermiş. These words are adjectives and adverbs demiş. Bunların adverb hali yok. Yani aslında var da hem adjective hem adverb'ü aynı. Yani tekrardan bir hardly, fastly, lately diye bir şey getirmiyoruz. Öğlenin zaten kendinden bir L'ye eki var. Bunlar hem adjective hem adverb'tür. Ne demiş burada? Sue's job is very hard. Sue'nun işi çok sıkıdır. She works very hard. Work hard'ı bilirsiniz zaten. Hiçbir zaman work hard'lı diye kullanılmaz. She works very hard. Çok sıkı çalışır demek. Hardly derseniz hardly'nin farklı bir anlamı var. Böyle zar zor anlamı var. Neredeyse hiç anlamı var. Hardly ever diye kullanılır mesela. Neredeyse hiç demek ama genel anlamda zar zor anlamı var. Ama tek başına hard dersek ki adverb halde bu şekilde sıkı demek. Sıkı çalışır. Sonrasında ne demiş burada? Ben is a fast runner. Ben hızlı bir koşucudur. Dikkat edin, run'dan bahsetmiyorum, runner'dan bahsediyorum. Koşucudan bahsediyorum. Bu bir isimdir. O yüzden yine fast diye kullandım. Adjective kullandım yani. Burada ise ben can run fast. Run koşmak fiili. Fast'in adverb halde fast olduğu için aynı şekilde ben is a fast runner. Ben can run fast diye kullanıyorum. Yani bunlar ikisi de aynı şeyler aslında. Son cümlede ne vermiş? The bus was late ya da early. Otobüs geçti, yani geç kaldı ya da erken geldi gibi. Biz Türkçe'de geçti, erken de demiyoruz. Geç kaldı, erken geldi diyoruz ama İngilizce'de tam Türkçe karşılığı geçti, erken de demek. Be fiil ile kullanıyorum. Dikkat edin, was ile kullanıyorum. Bunları da is ile kullandım. Is, is, was şeklinde yaptım. Burada ise went fiil ile. I went to bed early or late. Aynı şey. Bunların adjective'leri de adverb'leri de aynı. Bir de good var. Well hem adjective'dir hem adverb'tür. Good'un adverb hali well aslında ama well'i adjective olarak da kullanabiliyoruz. Nasıl? Demiş ki your English is very good. Be fiille kullanıyorum. İngilizcenden bahsediyorum. Herhangi bir fiil yok ortada. O yüzden your English is very good diye yapıyorum. İngilizcen çok iyi. Burada ise speak fiille kullanıyorum. You speak English very well.
İngilizce çok güzel konuşursun ya da çok güzel konuşuyorsun. Speak fiilinden bahsediyorum. O yüzden well diye yapıyorum. Aynı şekilde yine it was a good game. Was'la yaptım yani be fiiliyle. İyi bir oyundu. Game'i tanımlıyorum. Burada ise our team played well. Takımımız iyi oynadı demek. Good'un adverb hali well. Ve fiille kullanıyorum. Play fiille kullanıyorum. Ama well aynı zamanda adjective'dir. Yani sıfattır. Ne demek? Not ill, in good health. Kötü, hasta değil, iyi sağlıkta. Yani iyi. Aslında bildiğiniz bir şey. Nasıl? How are you diyorsunuz? Nasılsın? I'm very well. Çok iyiyim derken. I'm very good demiyoruz. I'm very well diye kullanıyoruz. Aslında I'm good diye de kullanılıyor. Özellikle American English'te. Ama I'm well diye de kullanılır. I'm very well. Çok iyiyim de demek. Aynı şekilde be fiille kullanıyorum. Emizarla yani burada am'le kullanıyorum. Ama adjective anlamı olduğu için de I'm very well şeklinde kullanabiliyorum. Thank you and you demiş zaten. Sonrasında teşekkür ederim. Ya sen şeklinde kullanmış. Özet olarak well hem adjective'dir hem de adverb'tür. Şimdi şöyle baştan bir özet gidelim. Çok kısacık. Ne demiştik? Adjective'ler isimleri tanımlar. Adverb'ler fiilleri tanımlar. Ve adverb yapabilmek için sıfatlara yani adjective'lere L-Y eki getiriyoruz. Ama hepsinde değil bazılarında. Ya da bazılarında getirmiyoruz. Çoğunu da getiriyoruz. Şu gördüğünüz bunu atlamışız. Spelling Appendix 5 demiş. Easy, easily, heavy, heavily. Eğer ki sonu Y ile bitiyorsa ve öncesinde bir sessiz harf varsa o zaman Y'yi atıp İ-L-Y şeklinde getiriyorum. Yani normalde sadece L-Y getiriyordum. Bu sefer Y'yi İ'ye çeviriyorum. Yani İ'deki Y'yi attım. Onun yerine İ'yi getirdim. Sonrasında L-Y getirdim. Eğer ki fiilin sonu Y ile bitiyorsa ve öncesinde sessiz harf varsa bu şekilde yapıyorum. Burada ne anlatmıştı? Özet olarak geçiyorduk. Bir şeyin nasıl olduğunu tanımlarsa yani fiili tanımlar demek aslında. Burada compare yapmıştık adjective ile adverb'ü. Be fiiliyle adjective kullanıyoruz ve bazı fiillerle adjective kullanıyoruz. Tekrar söyleyeyim. Feel, look, seem, sound, taste ve smell. Bunlarla adjective kullanıyoruz. Buradaki kısımda ise fiillerle adverb kullandığımızdan bahsetmiştik. C bölümünde bu adjective'lerin adverb halde aynı şekilde. Hard yine hard, fast yine fast, late ve early yine aynı şekilde. Hem adjective hem adverb'ler. Good ve well ise good adjective haliydi, well adverb haliydi ama iyiyim derken be fiiliyle well kullanıyoruz. Yani adjective anlamına geçiyor. Şimdi kısacık bir özetten sonra birazdan egzersizlere başlayacağız. İlk egzersizde bize resimler vermiş ve bazı adverb'ler vermiş. Angrily, kızgın şekilde demek. Badly, kötü şekilde. Dangerously, tehlikeli şekilde. Fast, hızlı şekilde. Hem adjective hem adverb haliydi. O yüzden L-Y'si yok. Heavily, yoğun şekilde. Quietly, sessiz şekilde demek. Şimdi alttaki cümleler var. Neler vermiş? It's raining heavily. Heavy, normalde ağır demek. En çok karşınıza çıkan anlamı. Aynı zamanda yoğun anlamda var. Ve heavily dersek adverb anlamında çoğunlukla yoğun şekilde anlamda gelecek. Ve it's raining heavily. Yoğun şekilde yağmur yağıyor demek. İki de he thinks very. Kötü söylüyor muhtemelen. Kulaklarını kapatmış. O yüzden badly kullanabilirim. He thinks very badly. Şimdilik yazacağım zaten kelimeler yazılı olduğu için. Üç de they came in. İçeri girmişler. Sessizce girmişler muhtemelen şit yapıyor. They came in quietly diye yapıyorum. Kız çok kızgın görünüyor, sinirli görünüyor. She shouted at me angrily. Bana çok kızgın şekilde bağırdı, sinirli şekilde bağırdı. 5'te she can run very fast. Çok hızlı koşabilir demek. Very de adverb'tür aynı zamanda. O mavi kitabın konusu. Ama söylemiş olayım. Adverb'ler adverb'le de tanımlayabilir. Adverb'ler sıfatları da tanımlayabilir. Hatta yeri gelmişken söyleyeyim. Mesela good derseniz iyi demiş olursunuz. Extremely son derece demek. It's extremely good derseniz o son derece iyi demiş olursunuz. Yani bir sıfatı adverb'le tanımlayabilirsiniz. Adverb'ler sadece fiilleri tanımlıyor diye bir şey yok. Biraz ileri konu ama adverb'ler sıfatları da tanımlayabiliyor. Onu da ekstra not olarak geçtikten sonra son cümleye geldik. He was driving çok kötü bir şekilde kullanıyor. Tehlikeli şekilde diyelim biz ona. He was driving dangerous şeklinde kullanabilirim. Very dangerous'la diyebiliriz. Dangerous'la diyebiliriz. Very dersem çok demiş olurum. Tek başına da kullanabilirim ama. Buradaki şey, yalnız dikkat edin. Was gördüm. Hani be fiili var diye düşünmeyin. Eğer ki tek başına görürseniz emizarı, was, very, be fiili olarak düşünün.
Bu past continuous'un was verb'ü. Yani burada yine bir fiil var. Was driving şekilde. Bu ikisi birlikte. Tek başına was diye düşünmeyin bunu. İkisi birlikte was driving sürüyordu demek. Was verb, verb ing, yordu ekini katar. İngilizce'de buna past continuous denir. Yani bu bir tense'tir aslında. Bir de fiilimiz var. O yüzden dangerous şeklinde kullandık. Sonrakinde ne istemiş bizden? Complete sentence istemiş. Cümleleri tamamlayın. Choose from the boxes. Kutucuklardan seçeceğiz. Burada fiiller var. Burada adverb'ler var. Bilmeniz anlam var mı diye ona bir bakalım. Come gelmek demek. Bunları genelde biliyorsunuzdur. Belki explain'i bilmezsiniz. Açıklamak demek. Know bilmek demek. Listen dinlemek. Sleep uyumak. Think düşünmek. Win kazanmak. Work çalışmak demek. Carefully dikkatli şekilde. Clearly açıkça demek. Clear normalde temiz anlamı var. Bir de açık anlamı var. Ama clearly dersen temiz şekilde çok kullanılmıyor da açıkça açık şekilde anlamda kullanılıyor. Easily easy kolay. Easily kolay şekilde. Hard sıkı demek. Quickly çabucak demek. Well de iyi demek. Şimdi buna göre bakalım bir fiil bir adverb şeklinde cümlelere yerleştireceğiz. Önce örnek cümleye bakalım ne demiş. I'm going to tell you something very important. Sana çok önemli bir şey anlatacağım. So please, so bu yüzden. Bu yüzden lütfen listen carefully. Dikkatlice dinle. Listen fiiliyle carefully şeklinde kullanıyorum. Sonrasında biz yapalım. They blah blah blah. Neymiş bakalım. At the end of the day, they are always tired. At the end sonunda demek. Of nınlınaki günün sonunda her zaman yorgundurlar. Ne yapıyorlardır? Şuradan bakalım hemen. Sıkı çalışıyorlardır. Bu şekilde kullanabiliriz. Ben de yazayım artık bunları. They work hard. Hard'ın adjective hali de hard'tı. O yüzden L'ye getirmiyorum. They work hard. Çok sıkı çalışırlar. Çok dememiş. They work hard. Sıkı çalışırlar. Günün sonunda her zaman yorgunlar. I'm tired this morning. Bu sabah yorgunum. I didn't blah blah last night. Dün gece iyi uyumadım deriz. Sleep fiili var mıydı? Evet var. I didn't sleep. Okay. I didn't sleep. Ne demiştik? İyi uyumadım. Aynı sleep well. Good iyi, well iyi şekilde aslında ama Türkçe'de biz yine iyi diye kullanıyoruz. İyi uyumadım. I didn't sleep well. Bir tane well kullandık. Unutmayalım bunları. Burada hard kullanmıştık. Burada well kullanmıştık. Sonrasında you play tennis much better than me. Much better çok daha iyi demek. Bunları da göreceğiz. Denli yapılar, komparatifler. Sen benden çok daha iyi tenis oynuyorsun demek. When we play, biz oynadığımızda you always, sen kazanırsın deriz. Daha iyi oynadığına göre. You always win. En mantıksında easily kullanabilir mesela. Çok rahat şekilde ya çok kolay şekilde kazanıyorsun demek. You always win easily diye yaptım. Sonrasında before you answer the question demiş. Before'dan önce demek. Soruyu cevaplamadan önce ne yap deriz? Think deriz, düşün deriz. Dikkatlice düşün diyebiliriz mesela. Muhtemelen dikkatlice buraya uygun olacak. Think carefully. Soruyu cevaplamadan önce dikkatlice düşün. Think carefully diye yaptım. 6'da I met Alice a few times. A few times birkaç defa demek. Birkaç defa Alice ile tanıştım. But I don't blah blah her very. Ama onu çok iyi tanımıyorum diyebiliriz. Mesela burada know, bilmek diye verdi muhtemelen anlamını. Tanımak anlamında var ve bu anlamda çok çıkıyor karşımıza. But I don't know her very well. Ama onu çok iyi tanımıyorum demek. Böyle iki defa kullandık. Okay, our teacher doesn't blah blah things very blah blah. We never understand him. Never asla demek, hiç demek. Onu hiç anlamıyoruz. Öğretmenimiz, things şeyler demek. Türkçe'de kullandığınız bir şey değil bu ama tam karşılığı şeyler. Öğretmenimiz şeyleri iyi açıklamıyor. Açıkça açıklamıyor diyelim hatta. Explain fiili vardı burada. Our teacher doesn't explain things. Şöyle yazayım hatta bunları. Things very clearly diyelim. Açıkça anlatmıyor. Açıklamıyor. Türkçe'de kötü bir cümle oldu. Öğretmenimiz şeyleri açıkça açıklamıyor gibi oldu ama İngilizce'de doğru bir cümle. Our teacher doesn't explain things very clearly dedim. Kapattım. We never understand him. Onu hiçbir zaman anlamıyoruz. Son olarak ne kaldı? Helen, I need your help. Yardımına ihtiyacım var. Çabuk gel deriz. Come quickly. Come quickly ya da çabucak gel. Quickly çabucak demek çünkü. Ama biz Türkçe'de çabuk gel diyoruz genelde. Come quickly şeklinde yaptım. Bu bölüm bu kadar bitti.
Ne istemiş bizden sonrasında? Which is right? Hangisi doğrudur demiş. Şimdi bakacağız böyle. Bir be fiil mi var? Feel gibi bir feel, look, taste, sound gibi bir fiil mi var? Yoksa diğer fiiller mi var? Burada eat fiilinden bahsetmiş. Don't eat so quickly. Çok çabuk yemek yeme. It's not good for you. Senin için güzel değil. Eat fiili var. O yüzden quickly şeklinde yaptım. Çünkü adverbler bir şeyin nasıl yapıldığını tanımlıyordu. Bir şeyin nasıl yapıldığını dersek o zaman bir fiil gereklidir. O yüzden fiil diye bahsediyorum. Burada ise why are you angry? Neden kızgınsın demek. Be fiil ile kullanıyorum. I haven't done anything. Why are you angry diye kullandım. Angry kızgın demek. Angry kızgın şekilde ama fiil olmadığı için adverb kullanmama gerek yok. Başka bir fiil olmadığı için değil. Be fiili var. O yüzden adjective yani sıfat kullandım. Burada ise can you speak? Speak fiili var. Slowly diye yaparım. Yavaşça konuşabilir misin lütfen? 4'te come on Dave, hadi Dave. Why are you always so slow diye yaparım. Neden? Çünkü burada bir be fiili var. Başka bir fiil yok. O yüzden slow diye yaptım. Neden her zaman bu kadar yavaşsın demek. 5'te Bill is a very driver'dan bahsediyorum. Dikkat edin. Drive sürmek fiili ama driver sürücü demek yani isim. Bu bir fiil değil. Fiilimiz be fiili yani emizar. Buradaki haliyle is. O yüzden Bill is a very careful driver. Yani driver'ı tanımlıyorum, sürücüyü tanımlıyorum. Be fiili kullanıyorum. O yüzden adjective kullanıyorum diye düşünebilirsiniz. 6'da Jane is studying. Study fiildir. Studying hard or hardly for the examinations. Normalde study'den sonra, fiilden sonra adverb kullanmam gerekir. Hardly kullanmam gerekir diye düşünebilirsiniz. Ama hard'ın istisnai bir durumu vardı. Fast, hard gibi bazı sıfatlar L'ye eki almadan adverb oluyordu. O yüzden study hard diye kullanıyorum. Work hard diye kullanmıştım daha öncesinde. Burada ise study hard şeklinde kullanıyorum. Hardly dersen bambaşka bir anlam oluyor. Zar zor demek. Burada hard kullandık. Sonrasında where is Diane demiş. Diane nerede? She was here. Buradaydı. But she left suddenly diye kullanırım. Leave fiili ayrılmak. İkinci hali left. Aniden ayrıldı derken left suddenly diye yapıyorum. Burada doğrudan be fiilini kullanmış. O yüzden please be quiet. Lütfen sessiz ol. I'm studying. Ders çalışıyorum. 9'da some companies pay their workers very badly diye yaparım. Pay ödemek fiilinden bahsediyorum. Worker çalışan demek burada. Work fiilinden bahsetmiyorum. Fiil yok ortada. İsim var. Çalışanlarına kötü ödeme yapıyorlar demek. Pay ödeme yapmak. O yüzden badly diye yaptım. Biraz aşağıya alalım şöyle. Onda those oranges look nice mi dersiniz? Nicely mi dersiniz? Look bir fiildir. Adverb kullanmam gerekir. Ama look istisnai bir fiil. Feel gibi, look gibi fiillerle adverb de sıfat kullanıyorum, adjective kullanıyorum. O yüzden look nice de yapıyorum. Those oranges look nice. Buradaki look bakmak değil, görünmek demek. Yani bu portakallar güzel görünüyorlar. Can I have one? Bir tane alabilir miyim demek. 11'de I don't remember much about the accident. Accident kaza demek. Kaza hakkında çok şey hatırlamıyorum demek. Everything happened. Happen meydana gelmek fiili. O yüzden everything happened quickly. Her şey çabucak oldu, çabucak meydana geldi ya da gerçekleşti diye düşünebilirsiniz. Son bölüme geldik. Good ya da well kullanacağız. Şimdi nasıldı? Good adjective hali, well adverb hali. Ama ben iyiyim, annem babam iyi, işte kardeşim iyi gibi şeylerden bahsederken, hasta değiliz, iyiyizden bahsederken well kullanabiliyoruz. Şimdi ona göre bakalım. Demiş ki your English is very good. Be fiil ile kullanıyorum, İngilizce tanımlıyorum. O yüzden good diye yaparım. You speak it very well. Çok güzel konuşuyorsun demek. Speak fiilinden bahsediyorum. O yüzden well ile kullandım. Adverb haliyle kullandım. 2'de Jackie did very blah blah in her exams. Do fiili var. Yani did fiili var. Yani do aslında. Do'nun ikinci hali did. Yardımcı fiil değil burada. Doğrudan bir fiil. Sınavda iyi yaptı demek. Jackie did very well diye yaparım. Fiil olduğu için. Sonrasında the part was var. Be fiili. Was very good. I enjoyed it very much. Was olduğu için yine good kullandım. Party'yi tanımlıyorum. Party çok iyiydi. Çok keyif aldım. 4'te Martin has a difficult job. Zor bir işi var. But he does it. Yine do fiille yapmış. Bu sefer geniş zamanda. O yüzden does diye yaptık. But he does it well. Ama onu iyi yapıyor. İşini iyi yapıyor anlamında. Does fiiliyle well kullandım. 5'te how are your parents demiş. Annen baban nasıllar? Ebeveynleri nasıllar? Are they well diye kullanırım.
hasta değiliz, iyiyiz anlamında kullandığımız bir şeyde I'm very well, he is well, she is well, they are well şeklinde kullanıyorduk. O yüzden burada da be fiili olmasına rağmen are they well diye kullandım. İyiler mi demek? Son cümlede biraz farklı. Ne demiş? Did you have a blah blah holiday? Was the weather blah blah demiş. Bu kısmı çok rahat yapabiliriz. Was the weather good? Hava iyi miydi? Weather tanımlıyorum. Havayı tanımladığım için, isim olduğu için good şeklinde yapabilirim. Aslında burada böyle düşünebilirsiniz. A good holiday diye yaparım. Tatilden bahsediyorum. O yüzden good holiday diye yapıyorum. Ama be fiili yok burada. Bazen böyle istisnalar olabiliyor. Have a good holiday diye yaparım. Have sahip olmak demek normalde. Ama burada geçirdim mi, iyi bir tatil geçirdim mi diye düşünebilirsiniz. Dikkat edin, karşınıza %99 verdiğim fiillerle çıkacak. Be fiili, look, feel, seem, sound, taste gibi fiillerle çıkacak. Ama have fiili de çıkabilir. Çok nadiren de olsa I had a good holiday. İyi bir tatilim vardı, iyi bir tatil yaptım gibi. Dikkat edin, bir şey tanımlıyor mu? Yani bir ismi mi tanımlıyor yoksa bir fiili mi tanımlıyor? Burada ismi tanımladığı için, tatili tanımladığım için tatil yapmayı tanımlamıyorum. Tatili tanımlıyorum. O yüzden good holiday diye yapmam gerekiyor. Konumuz bu kadar. Bir sonraki derste bununla tamamen bağlantılı bir şey yapacağız. Şöyle old mesela sıfat, older. Bununla demeyeyim de sıfatlarla bağlantılı bir şey yapacağız aslında. Bunlara comparative deniyor. Daha demek. Yani old yaşlı, older daha yaşlı. Expensive pahalı, more expensive daha pahalı. Ama bazı yerlerde er eki gelecek, bazı yerlerde ise more eki gelecek. Bunlara bakacağız. Şimdi bu ders bu kadar. Dersi beğendiyseniz videoma like atabilirsiniz. Varsa sorularınız onlara sorabilirsiniz. Yorumlarınızı esirgemeyin. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Hoşça kalın.